Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 8. sınıf 6. quizimizi çözeceğiz. Quizimiz ilk 3 üniteyi kapsamakta ve benim hazırladığım sorulardan oluşmakta. Video izlemeden önce quizi çözmüş olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Quizin indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Videoda yazılar okunaklı değilse kalite ayarlarından 1080-720 gibi yüksek bir ayar seçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Siz quiz'i indirirken bu şekilde çözülmemiş halini indirmiş olacaksınız. Biz direkt cevaplardan ilerleyeceğiz ve tüm soruları anlayacağız. A bölümünde match the questions with the answers denmiş. Yani cevaplarla soruları eşleştiriniz. İlk sorumuza bakalım. Why do you love your English teacher so much? diye sorulmuş. Yani İngilizce öğretmenini neden? Why? Neden demekti ya. Çok seviyorsun. So much. Çok. What makes him so special? Special. Özel demek. Diyor ki onu çok özel kılan nedir? Onu özel yapan nedir? Cevaba bakalım. He is a kind, helpful and a fair person. Diyor ki o kibar, yardımsever ve adil bir kimse. Also, he understands how we feel. O Ayrıca also ayrıca o how we feel nasıl hissettiğimizi understand anlar. Yani bizim duygularımızı, hislerimizi anlar anlamında söylüyor. İkiye bakalım. Do you see the people over there? Diyor ki oradaki insanları görüyor musun? I think they are arguing. Bence onlar tartışıyorlar. Argue, discuss, tartışmak, tartışmak demek. Why does the younger one look angry? diyor neden genç olan kızgın görünüyor? Angry kızgın, sinirli. Cevaba bakalım. Because the older one wants him to show his phone. Çünkü older one yani yaşlı olan, yaşça daha büyük olan ondan yani genç olandan wants to he wants him to show his phone. Ondan telefonunu göstermesini istiyor. But he thinks that's ridiculous. Ama bu onun saçma olduğunu düşünüyor. O bunun saçma olduğunu düşünüyor. Yani genç olan ondan telefonunu çıkarmasını istemesinin saçma olduğunu düşünüyor. Üçe bakalım. What's your favorite meal? What do you need to cook it? And how often do you eat it? Üç soru var aslında. Diyor ki senin favori yemeğin nedir? Meal yemek demek. Ve onu pişirmek için What do you need? Need ihtiyaç duymak. Neye ihtiyaç duyarsın? Son olarak how often do you eat it? Diyor ne sıklıkla onu yersin? How often ne kadar sıklıkla? Cevaba bakalım. It's lentil soup. O mercimek çorbası. Hangi yemeğin onun favori yemek olduğu sorusunu cevapladı. The ingredients are lentil, water, salt and oil. Diyor malzemeler. Mercimek, su, tuz ve yağ. Burada da what do you need to cook it sorusuna cevap vermiş oldu. Yani onu pişirmek için neye ihtiyaç duyarsın? I cook it on Sundays. Ben pazarları pişiririm onu diyor. Burada da ne sıklıkla pişirirsin sorusunu cevaplamış oldu. I heated three glasses of milk in a saucepan and put a glass of sugar in it. Saucepan tencere demek diyor. Ben bir tencerede üç bardak süt ısıttım ve içerisine bir bardak şeker koydum. What should I do now? Şu an ne yapmalıyım? Şimdi ne yapmalıyım? Now, şimdi, şu an, should. Meli malı demek zaten. Şimdi ne yapmalıyım? Just stir constantly until it dissolves. Diyor ki sadece o yani şekerden bahsediyor. Çözülene kadar sürekli bir şekilde constantly durmadan sürekli devamlı karıştır diyor. Then add two tablespoons of cocoa. Daha sonra diyor iki yemek kaşığı kakao ekle. Hey Max, do you have a healthy diet? Diyor, merhaba Max, senin sağlıklı bir diyetin var mı? What kind of food do you prefer the most? Diyor, sen en çok what kind of foods? ne çeşit yemekler tercih edersin? What kind of ne çeşit prefer tercih etmek? Cevaba bakalım. I don't know. Bilmiyorum diyor. Hani ilk soruda demişti ya senin sağlıklı bir diyetin var mı? Aslında bilmiyorum diye cevap veriyor. Because I don't pay attention to what I eat and I eat only once a day. Çünkü ben don't pay attention to. Pay attention dikkat etmek demek. Diyor. Çünkü ben ne yediğime dikkat etmem ve günde sadece once bir defa yemek yerim only sadece once bir defa. Do you have lots of friends? If so, why do they want to spend time with you? Yine çift soru var. diyor çok arkadaşın var mı? Do you have lots of friends? If so, eğer öyleyse yani eğer çok arkadaşın varsa why do they want to spend time with you? Neden onlar seninle vakit geçirmeyi severler? Cevaba bakalım. Yes, I do. Evet var. Yani çok arkadaşım var diyor. I tell amusing stories and make my friends smile. Diyor ben eğlenceli hikayeler anlatırım, söylerim ve arkadaşlarımı my friends smile güldürürüm, gülümsetirim. I guess that's the reason. Sanırım sebebi bu. Reason sebep demek I guess. Sanırım tahminimce. I would love to join John's birthday party at the weekend. Diyor ben hafta sonu John'un doğum günü partisine katılmak istiyorum. Can you tell me the time of the party? Bana partinin saatini söyler misin? Cevaba bakalım. Of course. Tabii ki. It's at 7 p.m. on Sunday. Pazar günü saat 7'de. Öğleden sonra saat 7'de. Please don't forget to buy a gift. Lütfen bir hediye satın almayı unutma. Gift hediye, buy satın almak, forget unutmak. Merve said you did an interview with Madonna yesterday. Du de Merve dedi ki sen dün yesterday, dün demek, Madonna biz Madonna desek de Türkçede aslında Madonna diye okunuyor. Diyor senin Madonna ile bir interview yani röportaj yaptığını söyledi. What was it about? O ne hakkındaydı? Neyle ilgiliydi diyor. Cevaba bakalım. I asked some questions about her music preferences and we talked about love. Diyor. Ben ona onun müzik tercihleriyle ilgili. Hani prefer tercih etmek demek ya. Preference ise tercih demek. Onun isim hali. Diyor ben ona onun müzik tercihleriyle ilgili bazı sorular sordum. And we talked about love ve aşka dair konuştuk. Would you like to watch our school tennis team match with me on Sunday? Diyor pazar günü benimle bizim okulun tenis takımının maçını izlemek ister misin? Cevabımız it sounds great. Kulağa harika geliyor. But I'll meet up my cousins on that day. Ama diyor ben o gün on that day. Kuzenlerimle buluşacağım. Meet up buluşmak. Maybe next time. Belki gelecek sefere. Maybe. Belki demek perhaps ile eş anlamlıydı. Son soruya bakalım. You cook the most delicious steak in the world. diyor sen dünyadaki en lezzetli bifteği pişirirsin. I can't cook like you do. diyor ben senin yaptığın gibi pişiremem diyor. Pişiremiyorum. Bakın buradaki like sevmek anlamında değil, gibi anlamında. Senin yaptığın gibi pişiremem. What's your secret? Secret sır demek diyor. Senin sırrın ne? Cevaba bakalım. I sold the meat at least eight hours in advance and let it rest. Diyor ki ben eti en az 8 saat önceden in advance önceden tuzlarım and let it rest ve dinlenmeye bırakırım rest dinlenmek demek ya besides I never use butter Besides besides also diye düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra ayrıca diyor ben asla tereyağı kullanmam. Evet A bölümünü bitirmiş olduk. B'ye bakalım. Read the text, look at the graphic and write T for true sentences and F for false ones. denmiş. Yani parçayı okuyunuz, grafiğe bakınız ve doğru cümleler için T yani T harfi, yanlış olanlar için ise F yazınız. Önce parça yok yukarıdaki açıklamayı. A youth camp organizer asks 100 teenagers about their favorite free time activities and writes down their answers. Diyor bir gençlik kampı organizatörü 100 gence favori boş zaman aktivitelerini sormuş. Ve cevapları write down, not almış. Here are the results. Result sonuç demek. İşte sonuçlar. Şimdi grafiğe baktığımız zaman camping, kamp yapmayı sevenler %20'ymiş. Trekking yani doğa yürüyüşü %10. Playing football, futbol oynamak %40. Cycling yani bisiklet sürmek ise %30'muş. Şimdi cümlelere bakalım. The number of the teenagers who like cycling is the most. İlk cümlemiz. The most neydi? En çok demekti ya da en demekti. Diyor ki, bisiklet sürmeyi seven gençlerin sayısı en çoktur. Bakıyorum hayır futbol oynamayı seven gençlerin sayısı diğer aktiviteleri yapmayı sevenlerden daha fazla. Dolayısıyla birincisi için false diyeceğim F. None of the teenagers is fond of spending time in nature. None of. None hiçbiri demek. Diyor ki gençlerin hiçbirisi doğada nature doğa vakit geçirmekten hoşlanmaz. Daha doğrusu vakit geçirmeye düşkün değildir. Fond of düşkün olmak demek ya. Burada cümle her ne kadar olumlu olsa da hiçbirisi dediği için olumsuzmuş gibi çeviriyorum. Gençlerin hiçbirisi doğada vakit geçirmeye düşkün değildir. Bu da yanlış olacak çünkü... Camping yani kamp yapma ve trekking doğa yürüyüşünü sevenler var. All of the teenagers are crazy about playing an outdoor team sport. All ise tüm demek. Hani none, hiçbiri demekti ya. All tüm. Diyor gençlerin tümü. Bir dış mekan takım sporu oynamaya bayılır. Crazy ba çok sevmek, çılgınca sevmek, bayılmak. Gençlerin tümü mü? Hayır. Mesela trekking ya da camping Bunlar takım sporu olmak zorunda değiller. Bunları sevenler de var. Dolayısıyla bu da false. Less than quarter of the teenagers favorite activity is camping. Yani gençlerin çeyreğinin daha azı quarter çeyrek demek ya. Gençlerin çeyreğinden daha azı less daha az demek. Gençlerin çeyreğinin daha azının favori aktivitesi kamp yapmadır. Şimdi 100 genç var zaten. Çeyreği 25 olacak. Kamp yapanlar 25'ten az mı? Evet. O yüzden bu true olacak. More than half of the teenagers are keen on playing football. Demiş ki gençlerin yarısından daha fazlası more daha fazla. Futbol oynamaya düşkündür. Ki on düşkün olmak, çok sevmek. Yarısı yüzde 50. yüz e 100 kişi vardı. 50 kişi olacak. Ama buraya bakıyorum. 40. Sadece gençlerin yüzde 40'ı futbol oynamaya düşkün. Dolayısıyla yarısından daha fazlası yanlış olacak. Bu da false. Hemen diğer bölüme bakalım. C bölümü. Circle the correct words, phrases, sentences, doğru kelimeleri, ifadeleri, cümleleri yuvarlak içerisine alınız. Circle yuvarlak içerisine almak hangisi ise artık. Bakalım. Mary, Hatice, can you give me some information about lahmacun please diye sormuş. Yani bana lahmacunla ilgili biraz bilgi verebilir misin lütfen Hatice diye sormuş. Hatice, sure tabii ki it's a sweet or traditional Turkish food. O tatlı ya da geleneksel bir Türk yemeğidir. Ne diyeceğiz burada? Lahmacun tatlı değildir. Geleneksel diyeceğiz. Traditional. Devamında ise it goes well with salad and ayran. Diyor o salata ve ayranla iyi gider. İkiye bakalım. Jones gives great importance to, her, to the family ties. Bakın family ties. Aile bağları. Diyor John aile bağlarına give importance. Önem vermek. Bir de burada great var. Yani çok önem verir diyor. John aile bağlarına çok önem verir. So bu yüzden he accepted or refused her friend's wedding invitation. O arkadaşının düğün davetini kabul etti ya da reddetti. Henüz cevabı bulabilecek ipucuya sahip değilim. Cümlenin devamına bakalım. Because his daughter has a graduation party at the same time as the wedding. Diyor çünkü onun kızı, daughter, kız çocuk demek at the same time as the wedding yani düğün ile aynı saatte mezuniyet partisi var kızının düğünle aynı saatte mezuniyet partisi varsa ve John aile bağlarına çok önem veriyorsa arkadaşının wedding yani düğün davetini reddetmiştir refused Everybody asks me how I always get high or low grades in all exams diyor herkes bana tüm sınavlarda nasıl yüksek ya da düşük not aldığımı sorar. Everybody herkes. Düşük mü yüksek mi daha bilmiyorum devamından anlayacağım. I think being smart is not necessary. Diyor bence being smart yani zeki olmak smart zeki demek ya is not necessary. Necessary gerekli demek. Bence zeki olmak gerekli değildir diyor. But studying regularly is the key to be successful. Ama studying regularly, düzenli çalışmak, düzenli ders çalışmak, başarılı olmak için ki yani anahtardır. And that's what I do. Ve bu benim benim yaptığım da bu diyor. Buradan da bizim anladığımız bunun bu kişinin yüksek notlar aldığıdır. Dolayısıyla ne diyeceğiz? High. Berggris is an adventurous or arrogant man. Diyor ki Berggris macera perest ya da küstah bir adamdır. Henüz cevabı bilmiyorum. Devamındaki cümlelerden anlayacağım. He is fond of trying new and exciting activities. O yeni ve heyecan verici aktiviteler denemeye düşkündür. Cevabımız çıktı aslında. Adventurous yani maceracı. He is not afraid of doing risky and dangerous sports. Devamında zaten bunu pekiştiren başka bir cümlede yer alıyor. O riskli ve tehlikeli sporları yapmaktan korkmamaktadır. Afraid of korkmak demek ya cümlede olumsuz korkmaz diyor. Customer yani müşteri bir soru sormuş. Can I have the menu or reunion please? ben menüyü mü yoksa reunion buluşma demek toplantı mı toplantı demek alabilir miyim lütfen? Aslında buradan da çıkıyor cevap menu. Menüyü alabilir miyim lütfen? Cevaba bakalım. Waitress yani kadın garson ne cevap vermiş? Here it is. Buyurun diyor. I'll come to take your order in a couple of minutes. In a couple of minutes birkaç dakika içerisinde siparişinizi almak için geleceğim diyor. 6'dan ilerleyelim. There are 100 teachers in our school denmiş. Yani okulumuzda 100 öğretmen var. Each likes only one type of movie. diyor. Her biri, each her biri demek. Her biri sadece bir çeşit filmden hoşlanırlar, bir çeşit film severler. 25% of them loves dramas. diyor. Onların %25'i dram dramlardan hoşlanır. More than 50% of them are fond of actions. Diyor, onların yüzde ellisinden daha fazlası aksiyon filmlerine düşkündür. 20% or 30% of them are crazy about sci-fi movies. Onların yüzde ya da %30'u artık cevap hangisi ise diyor bilim kurgu filmlerinden keyif alırlar. Bilim kurgu filmlerine düşkündürler. Crazy about çok severler. Şimdi burada %20 mi, %20 mi %30 mu olduğunu hemen şöyle anlayabilirim. %25'i dramdan hoşlanıyordu ve %50'den daha fazlası aksiyon filmlerinden keyif alıyordu. Bu ikisini topladığımız zaman %50'den daha fazla yani 25 artı 50 75 ediyor. Ama %50'den daha fazlaydı aksiyon filmlerinden keyif alanlar. Dolayısıyla en az yüzde %75 olacak daha doğrusu en az yüzde %76 olacak. Yani buraya %25'ten daha büyük bir yüzdelik dilim yazılamaz. Çünkü aksiyon filmlerini izleyenler, bunu sevenler en az yüzde %50 idi. Buradaysa %25'lik dramdan keyif alan bir dilim vardı. Yani en az yüzde %76 oluyor bu ikisi %50'den daha fazla olduğunu bildiğime göre aksiyon filmlerini sevenlerin burada da en az %24 olması lazım. Yani en fazla daha doğrusu. En yüksek dilim olarak %24 olması lazım. %30 olduğunu varsayarsak %25 burada %50'den daha fazla olması gerekiyor. Bu %51 bile düşünsek %76 eder ikisi. 30 ile topladığımız zaman 100'ü geçer. Dolayısıyla cevabımız %20. Hani %25'i Dramdan keyif alıyor. %20'si de bilim kurgudan hoşlanıyorsa %45 eder. Geriye %55 kalır. Aksiyon filmlerinden keyif alanlar. Zaten aksiyon filmlerini sevenler %50'den daha fazla olduğu için %55 de buraya uygundur. Elaya bakalım. Which team do you support? Galatasaray or Fenerbahçe? Diyor ki sen hangi takımı desteklersin? Sport destekleme, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ali neither or both of them diye cevap vermiş. Yani onların both, both her ikisi demek ya da hem demek onların her ikisi ya da neither ya da neither diye de okuyabilirsiniz. Hiçbiri hiçbirisi ya da her ikisi nasıl hangisi olduğunu devamındaki cümleden anlayabilirim. I have limited time in this world and I don't waste my time on football. Diyor, benim in this world bu dünyada limited time limited limitli kısıtlı zamanım var ve zamanımı futbol üzerine boşa harcamam. Dolayısıyla hiçbir takımı tutmadığı varsayımında çıkarımında bulunabilirim o yüzden neither of them onların hiçbirisi. Çünkü benim kısıtlı bir zamanım var bu dünyada ve futbola vakit ayırmam. Boşa harcamam diyor vaktimi futbolla. 8'e bakalım. Some people says living in European cities such as Berlin or Paris is better than living in Van. Diyor, bazı insanlar derler ki Berlin ya da Paris gibi Avrupa şehirlerinde yaşamak Van'da yaşamaktan better, daha iyi. I can't say they're wrong. Onların haksız olduklarını söyleyemem. Wrong, yanlış demek, haksız diye de düşünebiliriz burada. But my first choice is always Van. Ama benim ilk tercihim, choice, tercih demek daima Van'dır. Because it's my hometown or offer. Cevap ne no olur? Hometown, memleket demek. Offer, teklif demek. Çünkü o benim memleketimdir. Cevap hometown. Cale bir soru sormuş. How long or how many should I boil the potatoes? Diyor ben patatesleri ne kadar süre? How long? Süre olarak ne kadar anlamında? How many ise kaç tane? Haşlamalıyım. Patatesleri ne kadar süre haşlamalıyım daha mantıklı olur. Dolayısıyla buradan çıkıyor cevap zaten. Hammini kaç tane demek? Kaç tane haşlayabilirim? Patatesleri kaç tane haşlamalıyım? Burada Türkçe'de sanki bu anlamlı bir cümleymiş gibi gelse de aslında değil. İlla bunun sağlamasını da yapmak istiyorsanız cevaptan da çıkarımda bulunabilirsiniz. Cevapta diyor 10 minutes is enough. Yani 10 dakika yeterlidir. Buradan da ne kadar süre olarak ne kadar diye sorduğunu anlayabilirim. After that, let them cool to peel easily. Diyor, daha sonra kolaylıkla soyabilmek için soğumaya bırak. Let them cool. Ona bakalım. First, use a sharp knife or oven to chop the lamb, onions, tomatoes and peppers. Diyor, önce ilk olarak first, keskin bir knife, knife bıçak demek, oven fırın demek. Keskin bir bıçak kullanın olur. Ne için? To chop the lamb. Kuzu etini, soğanları, domatesleri ve biberleri doğramak için. Lamb kuzu eti demek. Next, daha sonra spread some olive oil into the pan. Daha sonra pan yani tencereye, tavaya biraz zeytinyağı sürünü spread sürmek demek, yaymak demek. And put all the ingredients in it. Ve tüm malzemeleri içerisine koyun. Finally, son olarak sprinkle some salt when you fry them. Son olarak onları kızartırken biraz tuz serpin. Sprinkle, serpmek demek. D bölümüne bakalım. Fill in the blanks with the given words, phrases, sentences. Yani verilen boş, boşlukları verilen kelimeler, ifadeler, cümlelerle doldurunuz. Direkt cevaplardan ilerleyelim. Şuradan bakalım. Tell me the truth, Jax. Diyor bana doğruyu söyle, Jax. Truth. Doğru, gerçek. Do you love me or not? Diyor beni seviyor musun, sevmiyor musun? I think you have someone else in your life. Diyor ben hayatında başka birisi olduğunu düşünüyorum. Someone else. Else başka demek. Because whenever I invite you somewhere, you always make excuses and refuse. Çünkü whenever I invite you somewhere seni her ne zaman bir yere davet ettiğimde seni her her bir yere davet ettiğim zaman daima make excuses yani bahane ileri sürersin, bahane uydurursun and refuse ve reddedersin. Celal bir soru sormuş. What should teenagers do to improve themselves? Diyor ki gençler themselves kendileri kendilerini improve yani geliştirmek gençler kendi, kendilerini geliştirmek için ne yapmalılar? İlver'in cevabı they need to read more about science and history. Onlar bilim ve tarihle ilgili more daha çok okuma okumalar okumak okumaya ihtiyaçları var. Daha çok okumaları gerekmekte. Need ihtiyaç duymak gerekmek and learn different languages ve farklı diller öğrenmeleri gerekmekte. Onların bilim ve tarih ile ilgili daha çok okumalarına ve farklı diller öğrenmelerine ihtiyaçlar ve öğrenmeye ihtiyaçları var. Bunlar lazım diyor. Güle bakalım you shouldn't add sugar to your tea. Diyor ki çayına şeker eklememelisin. It's not good for your health. Diyor, bu sağlığın için iyi değil. Hani şeker diyor bu sağlığın için iyi değil. Böyle, I know, but I can't drink without it. Diyor biliyorum ama without it yani onsuz, withoutsiz, meden madan anlamına gelir ve kendinden sonra niteler ya. Diyor ki onsuz içemiyorum. Thanks for the warning though. Yo uyarı için yine de teşekkürler. Warning uyarı demek. Dörtte I am the luckiest person in the universe. Universe, kainat demek, evren demek diyor. Ben evrendeki, kainattaki en şanslı kişiyim. Luckiest. Lucky şanslı and luckiest en şanslı. Because I have respectful and generous friends around me. Çünkü diyor benim etrafımda, around me, benim etrafımda saygılı ve cömert arkadaşlar var. They never judge me. Onlar beni asla yargılamazlar. Judge yargılamak demek. They accept me as I am. And they share everything they have. Diyor, they, they accept me as I am. Yani beni olduğum gibi kabul ederler. As I am. Olduğum gibi. And they share everything they have. Ve sahip oldukları her şeyi paylaşırlar. Demet, can you tell me a simple vegetarian recipe? Diye sormuş. Yani diyor bana basit bir vejetaryen Tarif söyleyebilir misin? Recipe tarif demek. Certainly. Tabii ki, elbette, kesinlikle. It's very easy to make coconut carrot soup. Diyor Hindistan cevizli havuç çorbası yapmak çok kolay. I'll write it on a piece of paper for you. Senin için bir kağıdın üzerine yazacağım diyor, bir kağıda yazacağım bir parça kağıda. I try to be careful while chopping vegetables. Diyor ben sebzeleri doğrarken while iken demek. Sebzeleri doğrarken o da kendinden sonra niteler. I try to be careful. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Careful dikkatli. Because I cut my finger badly once and I had to go to the hospital immediately. Diyor çünkü bir seferinde bir kez once kötü bir şekilde parmağımı kestim ve I had to go to the hospital immediately. Had to have tonun ikinci hali yani zorunda olmak ve immediately hemen derhal hastaneye gitmek zorunda kaldım. Can should I save money for my children's future or just spend all I have? Diyor ki ben çocuklarımın geleceği için para biriktirmeli miyim? Para biriktirmeli miyim or just spend all I have? Ya da sahip olduğum her şeyi harcamalı mıyım? Save money, para biriktirmek demek. Cem, just spend what you have before you die and do what you want. Diyor ki, before you die, ölmeden önce just spend what you have. Sadece diyor, ne, neye sahipsen, ne varsa, neyin varsa hepsini harca gitsin diyor. And do what you want, ne istiyorsan onu yap. Leave the moment. Yani anı yaşa. Mrs. Yıldız, Bayan Yıldız'a bakalım ne diyor. Does my son have behavior problems at school sir? diyor. Benim çocuğumun, san erkek çocuk diyor. Benim oğlumun davranış problemleri, okulda davranış problemleri var mı efendim diyor. Sir, bayım efendim diyor. Mr. Kaya, Bay Kaya muhtemelen öğretmen ya da müdür de düşünebilirsiniz. No, hayır. He always follows the rules and studies his lessons. Hayır, o daima kuralları takip eder. Yani kurallara uyar ve derslerine çalışır. We are proud of him. Proud, gururlu demek diyor. We are proud of him. Yani biz ondan gurur duyarız. LeBron James is an excellent basketball player and he is one of the greatest of all time. Yine parantez içinde god denmiş. Yani diyor ki LeBron James excellent yani mükemmel. Mükemmel bir basketbol oyuncusudur ve o tüm zamanların of all time tüm zamanların greatest en büyük en iyilerinden birisidir. Zaten greatest of all time bunun kısa yazılışı da burada goat diye verilmiş. Goat hayvan olarak keçi diye de karşınıza çıkar. Hani bunun kısaltılmışı olarak da görürsünüz. Greatest of all time tüm zamanların en iyisi. Tüm zamanların en iyilerinden birisidir dedi. Also he is very skilled at playing American football. De o ayrıca Amerikan futbolu oynamakta very skilled at. Skilled at bir şeyde becerikli olmak, yetenekli olmak demek. Ayrıca Amerikan Amerikan futbol oynamakta çok yetenekli. Engin bir soru sormuş. Shall we meet at 10 a.m on Saturday, Elvan? diyor. Cumartesi günü öğleden önce saat 10'da buluşalım mı Elvan? Elvan, I'm sorry we can't. Üzgünüm, buluşamayız, yapamayız diyor. Because I sleep until noon on weekends. Çünkü ben hafta sonları until noon. Yani öğleye kadar. Until e kadar demek ya noon öğle. Çünkü ben hafta sonları öğlene kadar uyurum diyor. Hani o da at 10 a.m. Öğleden önce saat 10'da demişti ya. O 12'ye kadar uyuyormuş. Dolayısıyla reddediyor. I am sorry we can't. Evet böylece bitirmiş olduk bu quizimizi de umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Take care and always chase your dreams.